Sesim güzel değil ya. Şu an benimkinden daha güzel. İstersen ben söylemeyeyim. Millet televizyonun sesini kısacak. Ya tek başıma olduğum zaman Karslıyım belki ama hep Urfa türküsü söylerim. Niye? Ama tek başımayım. Çok hoşuma gidiyor. Urfalıya ame, zevden Urfalıya ame. Zevden gönlüm kopmaz güzelden. Gönlüm kopmaz güzelden vay. Gönlümün gözü çeksen gönlümün gözü. Çıksın, sevmeseydim özelden. Atatürk'ü oynamakta kalksın şuna. Tamam mı? Tamam, okey. Nasıl oldu? Gıcır gıcır. Kaymak gibi oldu değil gerçekten mi? Gerçekten çok iyi oldu. Oh, ama yalnız aspiratörün altı çıkmadı. Sen şunu tut, benim içime sinmedi o. Benim kendi elimde emedim olmuyor ya. Mercan abla gibi. Dur. Ben de temizlikte damak çatlatıyorum. Pardon, düşman çatlatıyorum. Damak Dubai'den çatlatmak mi? Neydi o ya? Ya damak çatlatmak... Bence Mercan abla Dubai'ye turist olarak gitmiş, gezilmiş, 2-3 resim çekilmiş, şimdi bizi kekliyor. Ne ben dersin? De öyle düşünüyorum. Utanmıyor musun yaşlı ya, kadın için öyle şeyler? Ama şöyle yok şey ayağıma gelecek. Sanki koskoca kadın yalan söylüyor. Ya, estağfurullah ama yok. Dedin ama. Ama diyor ki şey ayağıma gelecek şöyle böyle. Yani o bir börek için. Avralı kadın bence getirse bile. Mercan abla o çeneyle ölmüşleri bile mezardan çıkar. Ona zaten laf yok. Çenesine kadın laf yok. Kadın ama dün sana alındı biliyor musun? Lafı da toparlayamadın. Geri dedin gerisini getiremedin. Şöyle güzelce bastıra bastıra. Sen yemek yaparken nasıl böyle soğanı hırsından doğuruyorsun? Pirinci böyle tek tek ayıklıyorsun. Bu da benim işim işte. Poyraz Bey, annenizin evine gittiğinizde yemeği size mi yaptırıyorlar? Ya genel olarak annem yapıyor tabii annemlere gittiğim zaman ama hani kendim burada olduğum için ben yapıyorum burada. Annemlere gidince arada bir böyle hani diyorlar oğlum bir değişiklik olsun ya da annem yorgun oluyor ben yapıyorum tabii o süre. Değişiklik ne gibi değişiklik olsun? Ya işte her gün kuru fasulye yiyorlar ama bizimkiler. Her gün kuru fasulye sen yiyorlar. Sen anlat ben şunu istedim geç. Bir gün farklı soslu bir yemek istiyorlar. Bugün işte şunu yap, bugün bunu yap. Farklı tatlar istiyorlar onlar da. Arada onların da canı parmesan peynirini çekiyor. Canım şöyle bir parmesanla yap bize ya, bir şeyler. Tabii canım. Yani ilk defa yedirdiğim zaman çok beğenmişlerdi parmesan peynirini. Bir tabure verin bana. Peki anneniz yemek yaparken anne şunun köresini biraz fazla koy falan gibi şeyler söylüyor musunuz? Söylüyorum tabii ki canım. Ya annemin de o konuda eksikleri var illaki. Aa yumurtadan çıktı kabuğunu be. Sonuçta o da annesinden falan köyden ne gördüyse onu yapıyor. Yani Kars'ta parmesan vardı da ablam mı gelin üstüne rendelemedi? Ne yapsın kadın? Kars'ta gravyer var ama. Gravyer? Evet. Kars'ta değil mi? Evet. Çok pahalı. Evet. Bence çok ve çok, Kars'ın çok peyniri parmesandan 1000 kat daha güzel. Zaten öyle de. Peki bir Kars'ta olaraktan senin gravyer değil de parmesan kullanma. Boyun pusunu devirmişsin. Karslar ihanet oldu biraz. Evet birazcık öyle oldu. Zaten Urfa türküsü söylemenden belliydi o. İnsan Kars'a giderim Kars'a şekerim nanay nanay varken Urfalı'ya mezenden söylüyor. Bu arada sen evlenmeyi düşünüyorsun. Bir kadının aşçı kocası olması ne demek biliyor musun? Akşam yemeğini ona itelemek demek. Bak bizim Naide abla var komşumuz. Kocası otelde aşçı. Adam saat 8'de geliyor bir de evde yemek yapıyor. Aşkım senin yemeğin çok güzel oluyor. Yok böyle oluyor. Ya şimdi ya zavallı Yalçın abim neler çekiyor. 3 tane çocuk arabanın bagajını atıyor. Sabah doğum günü, öğlen parti, akşam çayı. 8'de eve geliyor. Adam otelden geliyor bir de evde yemek yapıyor. Olmaz ki çocuklarda ama. Da bir boğaz var Süveyş kanalı. İnanır mısın o çocuklar günde 5 öğün yemek yiyor hala da babalarından. Dedin ya sen değişik soslar diye. Evet. Hepsinin ekmek arasında parmesan. Üstünde de haber ellerinde geziyor çocuklar. Ne yapsınlar? Benden öyle şeyler isteseler otelden arta kalanları getiririm. Ben de öyle diyorum ya. Saklama kabı götür de bunlara doldur getir. Ben eskiden pastanede çalışıyordum. Pastalar böyle son bir gün artık tezgahtan çıkma zamanı kalıyordu. Onları alıyordum, giriyordum apartmancıya yiyorduk biz. Ne oldu? Çöpe mi gitsin yani? En güzelini yapıyorsunuz. Aklını kullanacaksın biraz. Hastanede de son kullanma tarihi geçmiş ağrı kesicileri getiriyor. o biraz abartı oluyor. İş olmaz. İçsin. Şöyle güzelce buna da sıkalım. Aspiratörümüz tertemiz oldu. Bu çok kirli mi? Yok, o kadar yapış yapış değil. Bir erkek evine göre değil yani, değil mi? Bak aferin, kendini savunuyor. Evet, ya öyle sonuçta yani. Çok erkek arkadaşım var. Onları da görüyorum. Kendimi onlarla bir kıyaslayınca kıyaslamıyorum bile gerçi de yani. Kıyasla niye kıyaslamıyorsun? Ya bu hayatta sen kendini kirli. Beğenmezsen kimse seni beğenmez. Evlerine gittiğinde böyle ay nasıl bekler? Yapıyorum ki zaten. Benim evimdeki beyazlar gece yağmış kar gibi. Yapıyorum ki zaten. Peki seninle dalga geçiyorlar mı?
İşte bu kadar evle uğraşıyorsun, temizlik genellikle bekarların arasında oluyor çünkü. Onlardan ya, hasta oldukları için. Biz bundan 2 sene önce, biz 3 arkadaş yine bu civara yakın bir yerde bekar evindeydik. Belediye mühürledi. Yok tabii ki. Her hafta böyle detaylı temizlik yaparım, böyle her hafta. Sen işte, tek başına. Ya onları da çağırırım tabii ki. İşte siz şunu yapın, bunu yapın falan. Artık onlardan gına gelmişti biliyor musunuz? Ya ben evden çıkacağım, gideceğim. Her hafta temizlik ne olur, şöyle böyle. Hasat bu da. Yemek yapıyor, akşamdan örnek veriyorum. 2 gün, 3 gün, 5 gün kalıyor tepsiler, tencereler orada. Hiçbirini yıkamıyorlar. Onlar alışmış kudurmak. Kudurmuş neydi? Alışmış kudurmuş. Alışmış kudurmuştan beterdir. Neydi? Alışmış kudurmuştan beterdir. Heh, aynen öyle. Heh. Bak şimdi sen busun geri al. Güzel kapa. Muhabbet de ne tatlı gidiyor ha. Oğlanın muhabbeti sardı. Güzel güzel altını da al. Ha, ben de bir gün annem bir şey bana kola almadılar evde. Hı hı. Akşam yemeğini. Ben de hırslandım, evi terk ettim bir hafta. Kolacım. Bekir arkadaş. Gururlu bir insanım ben. Dünya kadar iş yapmışım. Bir tane kola almadılar. Annem Kerem'e kıyıp bakkala göndermediği için gitmedi. Herslendim, tavuklu pilavı da yemedim. Kalktım evi terk ettim. Bekir arkadaşlarım evine gittim. Ay. Bence siz o dönem bir bahane aramışsınız arkadaşlarımla evinize gitmek için. He yani, evet. Tertemiz elinde rahat mı attı bana? Millet ikili çoraplarını yıkamaya gittim. Poyraz inanır mısın? Dur sen şöyle yap ben. Bir ev. O donların rengi gitmiş, o buzdolabının içinde küflenmiş. Ben ömrümde çay küflenir ilk defa gördüm. Çaydanlığın içinde çay küflenmiş. Biraz da fragman yaşadım. Bak bir sene sonra gittim evin kirlerini temizledim. Bir hafta onların camlarını yıka, tüllerini yıka, buzdolabının içine örtüye varana kadar serdim. Nohut pişiriyorum, pilav pişiriyorum. Bir hafta sonra oturmaya gittim de eski haline gelmişti. Ya öyle oluyor zaten. Ya bak siz... bak görüyor musun bak nasıl çıktı rengi ya. Önceden çıkıyor. Hop, olabilir. Detaylarımızı aldık. Hop. Fayansları da silo karşıdakileri. Evet mutfakta temizliğimiz, sohbetimiz çok güzel devam ediyor. Buraları toparlayalım. Salona da bir süpürge vuralım. Ondan sonra... Görüşmek dileğiyle. Salonda süpürge bulacak ne var ki Kadir? Şöyle bir ortaya almayalım mı? Ondan sonra diyorsun ki yalap salap iş yapıyorsun. Aa ben aldım ama dün akşam siz gelmeden. He. Tamam o zaman. Buraları ha derseniz kapan. Aklımda kalmasın. Anladım. Hadi sen buraları sil. Peki o zaman ben de bunları bulaşık makinesine yerleştirip salona girmiyoruz. Etapla görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.